Pek çok kadın evinde bir sürü şey yapıyor. Çünkü kadınlarımız çok yetenekli. Örgü örüyorlar, takı yapıyorlar, bebekler yapıyorlar, dekoratif eşya yapıyorlar, seramik eşya yapıyorlar. Yapıyorlar da yapıyorlar. Çok şey yapıyorlar. Ama bunları nerede, nasıl satacaklarını, bundan nasıl gelir elde edebileceklerini bilemeyebiliyorlar. Böyle çok kadın oluyor. İşte kadınlar.com'a çok yazan kadın oluyor. Ben de evimde örgü örüyorum, nasıl satabilirim? Ben takı yapıyorum, nerede, nasıl satabilirim? Maalesef bilemiyor kadınlarımız. Çok normal çünkü dijital çağdayız ve herkes yeni yeni öğreniyor bu dijital çağı ve imkanlarını. Şimdi tabii bu kadınlar için bir harika kanal var. O kanalda bir internet sitesi, ismi Zeus Store. Bu sitenin kurucusu Zeynep Osmanlı bizimle birlikte. Eğer siz de evinizde bir şeyler yapıyor ve bunu satmak istiyorsanız, el işlerinizi değerlendirmek, kendinize gelir elde etmek istiyorsanız bizi izleyin. Çünkü Zeynep Osmanlı'dan öğreneceğimiz çok şey var. Öyle değil mi Zeynep? Nasılsın? İyi misin? Merhabalar, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim İyisiniz ben de. inşallah. İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi elbette senin sen çok önemli. Gerçekten de bir alan açıyorsun orada ve el işi yapıp da satmak isteyen bir dolu kadına aslında çok bir imkan yaratmışsın. Evet. Siteyi anlattıracağım ben Çok sağ sana. olun. İyice yakından tanıyalım ve diyelim ama öncelikle tanıyalım istiyorum biraz. Hani eğitim durumun ne, iş güç mesleğin ne, şimdiye kadar nerelerde çalıştın? Bize kendinden bahseder misin? Evli misin? Çoluk çocuk var mı? Tabii ki. Tabii ki. Tekrar merhaba. Zeynep Osmanlı ben. 1986 İzmir doğumluyum. Aslen İzmirliyim. İlk ve orta öğretimi annemin subay olmasından dolayı İstanbul Levent'te geçirdik. Daha sonra İzmir'e taşındık ve İzmir Kız Lisesi'ne de öğrenime devam ettim. Liseden mezun olduktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım bölümünde öğrenimini devam ettirdim. Evliyim, iki çocuk annesiyim, bir kızım, bir oğlum var. Daha sonra kariyer yolculuğuma aslında evlendikten sonra başladım. Eşimle birlikte kurmuş olduğumuz bir fatura ödeme merkezi vardı. Ve bu 11 sene birlikte devam ettik ve en son 410 bayiye kadar yükseldik. Güzel bir şirket olduk. Fakat daha sonra ben kendi işim yapmaya karar verdim. Ve finans sektörü zor olduğu için dedim kendi işimi yapacağım. Daha bayan işine geçeceğim. Ve Zeo Store projesini ortaya koymuş oldum. Kariyer yolculuğum bu şekilde başladım. Ne zaman Zeos Store devreye girdi, yayına girdi? Yaklaşık bir sene önce kuruldu Zeo Store. Bir senelik bir proje. Aslında çıkış fikri çok enteresan. Ben anneannemden ilham aldım Zeo Store'u kurarken. Nasıl? Bir gün ailecek oturuyorduk. Evet, ailecek hep beraber oturuyorduk. Anneannemin dört kızını el emeği işlerle okuttuğunu anlattı. El yapımı ürünlerle okuttuğunu anlattı ve bu bana acayip ilham oldu. Çünkü o dönemde dört kız okutmak o kadar zor ki hem aile ekonomisine destek olmak, aileye destek olmak çok zor. Dedim neden olmasın? Çünkü çok tıraşan insan, çok ev hanımları var. Evde aile destek olmak isteyen ekonomik açıdan. O yüzden böyle bir proje ortaya çıktı. Ve bu sanal marketi kurdum. Şu anda tek tek ben ilgilendim. Şu anda 650'ye yakın mağazamız oldu içeride. Oo, bir sürü 650 mağaza. Ne kadar güzel. Evet. Evet. Ve giriş devam edeceğiz anlatmaya. Ben adını merak ettim. Zeos Store. Neden bu isim? Ne anlama geliyor? Zeus, Zeynep Osmanlı'nın baş harfleri. Onu koymak istedim. Store'da alışveriş olduğu için Zeus alışveriş gibi düşünebiliriz. O yüzden onu tercih Gayet güzel olmuş vallahi. Akıllıca olmuş. Peki, Sağ olun. bir şey değil. E-ticaret sitesi kuruyorsun. Biliyor muydun daha önce bu site nasıl kurulur? Ne yaptın? Nereden bilgi edindin? Sermaye, ne kadar sermaye kullandın? Nasıl yaptın? Birazcık
Öyle adım adım ilerleyelim sizin kuruluşunuza. Tabii. Şimdi yazılım konusunda birkaç araştırma yapmıştım. Şimdi web sitesi tabii ki dışarıdan da freelancer çalışan arkadaşlarımızdan destek aldım. Eşim yine web sitesini yaparken destek oldu. Fakat şöyle bir konu var orada. Ben bu işe girdim. Şimdi e-ticaret nasıl yapılır tabii araştırdım. İşletme okumadım ama YouTube videolarından baktım, diğer girişimcilerden röportajlar izledim. Sonra dedim ki yapılmayacak bir şey yok. Eşimle birlikte web siteyi toparladık. Böyle. Dakika, nasıl? Şimdi de iyi gidiyor. Sen ve eşin ikiniz birlikte mi açtınız siteyi? Yani herhangi bir hazır şablon satın almadınız mı? Bir yazılımcıya tasarımını yaptırmadınız mı? Yazılımcı, evet, bir tane dışarıdan yazılımcıyla çalıştık. Ama genelde gece gündüz ben çalıştım diyebilirim. Gece mesela kalktım, birkaç yerini toparladım web sitenin. Yani tek tek ben ilgilendim diye söyleyebilirim Tülay Hanım. Yani yazılımcıya verip de hadi bunu yap değil de. Çünkü çok düşük bir bütçeyle başladım ben bu işe. 5.000 lira. Çok güzel. 5.000 lira gibi düşük bir bütçeyle başladı. Evet. Onu da annemden aldım. Annem destek oldu. Güzel. Ve şimdi bu 5.000 lirayla tabii reklam maliyeti. Yani 5.000 Buyurun. çevirsin, elinde bir şey kalmaz ki. Evet, işte ne yaptım? Şirketimi kurdum. Ondan sonra web siteyle ilgili birkaç yerler vardı. Onları toparladım. Bir Yani dakika. çok. Sen böyle şey gibi konuşuyorsun ya. Hani bu işlerde daha iyiymiş, teknik bir geçmiş. Yok inan. Siteyi toparladım. Ne Ya toparladım? Neler yaptın? bana galiba biraz kolay geliyor ondan böyle anlatıyorum bilmiyorum ama Bravo. yani öncelikle sağ olun, teşekkür ederim. Ya çalışmak gerçekten yeni şeyler öğrenerek yaptım. Sürekli internette baktım, videolardan öğrendim, web site nasıl yapılır, ne yapılır diye. Bana biraz kolay geldiği için şimdi öyle anlatıyorum ama inanın gecemi gündüzüme kattım ki iki tane çocuğum var. Bir ev var. Evimde sorumluluklarım var. Eşime karşı, çocuklarıma karşı. Ama bu sermaye benim için güzel oldu. Reklam bütçeleri çok fazla Tülay Hanım, biliyorsunuz. O yüzden reklam vermemek için kendim tek tek Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden üreticilere ulaştım. Ve bu 603 mağazayı kendim ben oluşturdum. Onlara Tek tek hepsine mesaj attım, dedim. Evet, tek tek mesaj attım, tekliflerimi sundum. Sağ olsunlar, çok da gerçekten el emeği üreticisi çok farklı. Şimdi kızmasın bana diğer üreticiler ama çok böyle içten, samimi. O yüzden şimdi 653'e doğru yaklaştık mağaza sayımız. çok güzel. Şimdi ben ekranı paylaşmayı istiyorum ki bu arada gösterelim. Tabii. Becerebilirsem şuradan Tabii. listeye tezgah yapalım. Evet, burası. Evet, şimdi şurayı çıkarayım. Zeos burada. Başlıklar var. Evet. Aksesuar, giyim. Evet, takı, aksesuar, Anlat sen. giyim. Evet. Ev ve yaşam. Dekorasyon ürünleri var, bebek ve çocuk ürünleri var. Evet, kampanyalı indirimli ürünlerimiz var. Yeni yıla özel hediyelerimiz var. Mağazalarımız her gün aramıza bir sürü mağaza geliyor. Kadınların çok güzel ilgisi var Tülay Hanım. Ürün kategorilerimizde saksı, bardak, tablo, dekoratif duvar. Ya aklınıza gelen her şey, özel tasarım takı, doğal ürünler, makrame, çanta, banyo bebekleri, fular, ayakkabılar, hediyelik ürünler, her şey var. Popüler ürünlerde bizim aslında seçtiğimiz, daha doğrusu bizim içlerinden seçtiğimiz birkaç ürün var. Onları koyduk oraya. O her hafta değişiyor zaten o popüler ürünlerimiz. Hepsi el yapımı Tülay Hanım. Tek tek elle yapılıyor. Birileri bir yerden alıp da satmak için buraya koymuyor yani. Kendi yaptıkları işler tamamen. Yok, hayır. Herkes, evet, el yapımı. Atölyeler var, çok güzel, yine el yapımı yapıyorlar. Hep el yapımı ürün, fincanlar falan. Bunlar da en yeni ürünlerimiz. Bunlar son 5 gün içinde eklenen ürünlerimiz vardır burada. Üstünde yeni yazıyor.
Tablolar var. Bir de her bütçeye uygun Tülay Hanım. Yani şu anda mesela en özel tablolar var 6 bin lira, 7 bin lira. Ama 50 liraya da biri girip çok güzel bir el yapımı ürün alabiliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Çok güzel gerçekten de. Böyle. Birazcık içine girelim. Sağ Bakalım olun. hani işler nasıl işler. Tabii. Çünkü şu da var. Şunu görüyoruz özellikle. Evet çok şey yapılıyor elde ama bir özelliği yok. Çok sıradan, ilgi çekmiyor. Evet. Şimdi ben arayanlar da oluyor beni. Diyorlar ki hani işte ben el işi bir şeyler yapıyorum, satmak istiyorum. Peki diyorum nasıl bir fark yaratıyorsun? Nasıl Evet, doğru. ki diyelim ki banyo lifi örüyorum ben diyor. Tamam çok güzel. Peki Evet. diğerlerinden farkın ne? Ya da diyor ki takı yapıyorum peki diğerlerinden farkın ne? Eğer Farkından. bir fark yaratılmıyorsa, işin içine biraz tasarım girmiyorsa o el işi Çok şey oldu. bir özelliği kalmıyor, özellik olmuyor. Fark yaratılmayınca maalesef satış da gelmiyor beraberinde öyle değil mi? Şimdi Evet, kesinlikle o yüzden öyle. Kesinlikle hatırlayalım. siteye tekrar giriş yapacağım ve bakalım neler var. Saksılara girelim diyelim. Şurada saksılar var. Girelim. Bakalım hani şey ürünler hakikaten fark yaratan ürünler mi? Sıradan ürünler mi? Evet, bunlar hepsi Şirin. güzel. Evet, saksılar var burada. Bir de resim de çok önemli Tülay Hanım. Çektikleri resim. Ben bunu hep mağazalarımıza da söylüyorum. Yani resim o kadar önemli ki koydukları yer, çektikleri yer. Bir albenisi oluyor. Mesela bu da çok tatlı bir çekim olmuş. Arkada yine bir çiçek. Evet çok Anlatıyor yani, resim konuşuyor. güzel. Yani Mesela bir banyo lifi. hemen almak isterim mesela ne kadar güzel bir şey bu. Değil mi? Evet. Mesela bir banyo lifi yine satan bir mağazamız vardı. O kadar güzel resimler çekmiş ki. Yani normal mesela bazı mağazalarımız var. Böyle masanın üstüne koyuyor lifi, o şekilde çekiyor. Ama o zaman bir albenisi olmuyor. Ama diğeri böyle koymuş güzelce onları dekoratif halinde. O kadar güzel ki. Çok güzel havlu kenarı. Şu kesti lifler diyorum. Mesela bunlar lif takımı. Şunlar lif takımı değil mi? Evet. Evet. Mesela ne kadar güzel çekmiş fotoğrafı. Bir de mesela yanında banyo lifi var. İşte bunlar böyle cezbediyor insanları almak için. Herhalde yapılan işler kadar fotoğrafların da çok önemi var öyle değil mi? Söylediğin gibi eğer Çok önemli. Evet, güzelse kesinlikle hatırlıyorum. sattırıyor ama değilse maalesef. Evet, fotoğraf. Büyütemiyoruz ama böyle yakınlaştırıp görebiliyoruz değil mi? Böyle evet, yakından görebiliyorsunuz. Hoş. Aynen. Mağaza açma kısmı da var. Onu da gösteririz. Olur gösteririz. Biraz daha ürünleri göstereyim istedim ben. Farklı farklı. Tabii. Çok mutlu Kategorilerde oldum. bebek kategorisi. Mutfak aksesuarları var. Aynen. Mutfak aksesuarlarında bebek. Bebek, çocuk, çok güzel amigurumi oyuncaklar var. Bunlar işte bardak altlıkları, ahşaplıklar. Yılbaşı için bardak altlıkları var yine. Çok bir cicili Çok cicili, çok hoş görünüyorlar, çok sevimli görünüyor. Yani dekoratif al, kullanmadım değil mi? masanın üstüne yani çok güzel. Peki şimdi ben dikkat ediyorum. Bakarken bir taraftan iki bardak altlığı çam ağacı desenli diyor. Peki bunu kim yaptı? Onu göremiyorum kimin. Bunu evet, orada satıcı bilgi var. En aşağı inin, biraz daha aşağı. Bakın şurada kargo satıcı bilgi diyor. Satıcı bilgiyi tıklayın. Anladım. Burada gözayn mağazamız. Satıcı gözayna tıkladığınızda da oradan da gözayn mağazasının tüm ürünlerine gidebiliyorsunuz. Anladım. Güzel. Ona mail de atılabiliyor. Şöyle bir mail. Tabii mail de atabiliyorlar. Evet, müşteriler isterse. Genellikle bize ulaşıyorlar ama mağazayla da açık istedikleri zaman konuşabilirler. Bu da çok güzel, çok tatlı bir mağazamız. Evet. Hepsi öyle. Hepsi birbirinden kıymetli, değerli benim için. Gördüğüm, şimdiye kadar gördüğüm hani gayet güzel. Hepsi de böyle şey fark yaratmışlar yani. Hani sıradan ürünler değil, Ne birbirine güzel, sevindim. benzeyen ürünler değil. Hakikaten baktığımda Çok sevindim. görebiliyorum. Özellikle bu takı işlerinde Sizden bunu duyduğuma. kadınlarımız çok ilgililer takı işine ama
Hani Instagram'da da ben görüyorum. Maalesef farklı ürün yok. Mesela bu kolye gayet Yok değil mi? ve farklı bir ürün. Evet değil mi? Güzel görünüyor. Bol taşlı. Gayet güzel. Fiyatı da 65 lira. Ürün hakkında 65 lira, evet. yer alıyor. Peki diyelim ki ben bir ürünü buradan satın almak istedim. Sepete ekle dedikten Tamam. sonra nasıl bir işlem gerçekleşiyor? Şimdi bir tarafıyla tabii ki ürünü almak kolay, herkes almak istiyor ama sahtekarlık da olabiliyor. Bu güveni nasıl verebiliyorsunuz? Yani ben Doğru. ödediğimde bu ürün gerçekten benim elime ulaşacak mı, ulaşmayacak mı? Nasıl Hı. bilebilir insanlar? Şimdi tabii onu şöyle anlatayım size. Öncelikle güvenli bir ödeme sistemine sahibiz. Siz atıyorum sepete ekle dediniz, siparişi verdiniz. Sipariş mağazaya ve bize düşüyor. Daha sonra siparişiniz hazırlanıyor. MNG Kargo ile anlaşmalı olduğunuz kargo firması ile bu gönderim size sağlanıyor. Siz daha sonra ürünü alıyorsunuz ve diyorsunuz ki evet ben ürünü aldım Zeo Store diye bir onay mailimiz var. Ona tıklıyorsunuz ve biz de ödemeyi mağazamızı o şekilde yapıyoruz. Ya böylelikle siz de mağdur olmamış oluyorsunuz. Yani elinize farklı bir ürün geliyor olabilir, başka bir şey olabilir. Ha, anladım. Buyurun. Kredi kartıyla siteden ben alışverişimi yapıyorum. Ürün elime geldi. Yapıyorsunuz, evet. Eğer üründen memnunsam size bilgi veriyorum. Siz ondan sonra satıcının parasını ona ödeme yapıyorsunuz. Ödüyoruz. Evet, aynen öyle. Peki diyelim ki ürün elime geldi. Resimden gördüğüm gibi değilmiş. Ben istemiyorum bunu dedim. Ve Tabii iade hakkınız var. Yasaya göre de bu şekildedir. 14 gün boyunca iade edebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Yine aynı şekilde size kargo kodu veriyoruz. Ücretsiz olarak geri iade ediyorsunuz. peki ben evimde el işi yapan biriyim. Bir şeyler yapıyorum ve satmak istiyorum ve senin isteyenden satış yapmak istiyorum. Başvuru şartları neler? Başvurduğumda Tabii. prosedürünüz neler? İşleyiş, komisyon vesaire, paramı elde etme, satıştan ne zaman, kaç gün sonra? Bütün bunları da aktarabilir misiniz? Anladım. Sizin sitenizde satış yapmak isteyen. Tabii ki de. Şimdi bizim sitemizde satış yapmak isteyen öncelikle el yapımı ürünü olması gerekiyor. Fabrikasyon ürünü olmaması gerekiyor. Herhangi bir kurumsal şirket olmasına gerek yok. Bir ev hanımı da açabilir. Bunun için çok kolay bir mağaza açma ana sayfada mağaza aç butonu var. Oraya tıklıyor ve kayıt ol diye bir form çıkıyor önüne. Kayıt ol da evet adı, soyadı, cep numarasını giriyor, adresini giriyor ve mağaza adını yazıyor. Bu mağaza adı genelde üreticilerimiz Instagram üzerinden de alışveriş yaptığı için Instagram'la aynı isim olabiliyor. Daha sonra direkt panel zaten karşısına çıkıyor Tülay Hanım. Tabii bunun için hiçbir ücret ödemiyor. Şimdi ben Hiçbir ücret almıyoruz ve onu da gösterebilir nerede biliyor musunuz? Yukarıda Zeos'ta satış yap. Aynen. solda Oraya tıklayalım. Zeos'ta Evet. shop bölümü var. Gösterebilir Evet, oraya tıklıyoruz. miyim? Kolaylıkla yapabilsinler. Evet, kayıt ol var yanda. Şuraya kayıt ol. Evet. Diyorum. Buradan üye oluyor bize. Buraya üye olun. Ben de üye olayım. Hani böylece göster. Tabii. Şimdi burada bir satıcıyım diyor. Çünkü siz üreticisiniz. Ben satıcıyı seçeceğim. Satış yapmak istiyorum diyor. Şimdi isminizi evet tekrar alacağız Tülay Hanım. Bunlar gelmiş de kadınlar haber satıyor mağazada. Evet. Olsun. O da bir emek. Dükkan adı da işte kadınlar olsun. Kendi Tamam. Site uzantısına ek geçiyoruz. buraya gerçek adını soyadını yazacak. Buraya dükkanına hangi ismi vermek istediğini Evet. yazacak. Sonra Evet. mağaza sistemi. Onu geçiyoruz. Evet, onu atlıyoruz. Bakın zaten otomatik geldi. Sistem onu otomatik getirdi. Ne kadar güzel bir sistem kurmuşsun. Yani böylece arkadaşlar Sağ olun. paylaşmak isterse bu linki atabilir. Kendi mağazasına insanları davet Evet. edebilir. Çok güzel. Bu Aynen, evet, oradan yazıyor. yapabilir. Telefon numarasını giriyor. Kabul Kabul ediyorum. ediyorsunuz. Şartlar ve koşullarda normal. Üye ol dediğinizde İyi ol dediğinde. tamam. Biraz bekletebilir. Hoş geldin. Evet, şimdi bu mağaza panelimize hoş geldiniz. Gidelim mi?
Ne yapalım? Gidelim. Tamam, peki gidiyorum. Gidelim. Orada da evet, mağazanızı kuruyorsunuz burada da. Sayfa dışına mağaza ürün. Yani kaç ürün satıyorsunuz Evet, yani adetini yazması gerekiyor. evet yani evet genelde 10 diyoruz biz. 10 kalabilir. Burada adres bilgilerinizi doldurabiliyorsunuz. İsterseniz en aşağı inin. Bu adımı atlayın deyin. Bir tam panele gelelim. Hiç sizi de yormayalım. Sistemi. Burada banka bilgilerini istiyoruz satıcının. Çünkü ödeme yapmak için ona. IBAN numarası isteniyor, diğerleri isteniyor. Evet. Bunu da atlıyorum. Evet. Atlayın diyoruz. Ama yapmak isteyenler Tamam. olacak, ona şey yapacaklar, Tabii. verecekler. Şimdi mağazanız hazır. Mağaza paneline gidin diyelim. Tıkladım. Evet, bu da panelimiz. Şimdi peki bu Panelimizde ürünler. bölümüne tıklıyorum. Sol tarafta ürünler Evet. tıkladım. Evet. Aynen. Ne kadar Ürünlerden. Yeni ürün ekle var. Bakın orada. Sağ olun. en üstte yeni ürün ekle. Buraya Evet, yeni ürün ekle diyoruz. Buradan ürün resmimizi yüklüyoruz. tıkladığım zaman bilgisayarımda ürünümü çekmiş olacağım. Fotoğrafları bilgisayarımda Evet. yüklemiş olacağım. Aynen. Bilgisayarımdan Aktarabiliyorsunuz. geçeceğim ve buraya kopyalayıp atacağım. Evet, seçim. Evet, buradan ya da evet, aynen. Burada da çok basit bir zaten ürün yükleme hazırladık. Hemen yayınla dediğinde ürünü yayına çıkıyor. Ürüne bir isim veriyor. Lif'tir, saksıdır, hani takıdır, kolyedir, ne? Evet, ürün adını veriyor. Buraya fiyatını yazıyor. Fiyatını veriyor. Hı. Nedir? İndirimli fiyatını verebiliyor. İsterse indirimli fiyatını zamanlama da yapabiliyor Tülay Hanım. Mesela diyor ki 10 gün sonra indirime girsin diyor ürün. Orada da zamanlamayı devreye sokuyor. Kategorisi seçiliyor buradan. Hangi mutfak malzemesi, Evet. ürünü mü, telefon, dekorasyon, mumluk hangi kategoriye uygunsa onun seçimini yapıyor ve ürünle Evet. ilgili etiketleme. Bu etiketlemeler galiba çok önemli. Etiketler evet isterse. Aynen istediği etiketi oraya kendi de yazabiliyor. Etiketleme dediğimiz şey, eğer internette o ürünü arayan varsa kolayca bulabilmesini Evet. sağlıyor. Hiç bilmeyenler için söylüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Gerekiyor, bilinmiyor gerçekten. Evet. Bu yüzden işte Doğru. Aynen. diyelim lif satıyor. Lif, banyo lifi, yıkanma, banyo, aksesuar, hani bir dolu etiket yazılması gerekiyor. Yazdığında. Tek tek Evet, doğru söylüyorsunuz. banyo. Girebilir. İstediği kadar etiket girebilir. Bu da böyle. Evet. Zaten Ürün hakkında kısa yerde açıklama yazıyor sonra. etiketleri bir iki harf yazınca otomatik olarak çıkıyor oradan. Ne kadar güzel. Buraya Çıkıyor, evet. Aşağıda çıkıyor. ya da ürün hakkında açıklama yapacak. İşte Orlon Evet, işte el emeği ürün müdür, nasıl örülmüştür, hangi şartlarda, içindeki evet ne kullandığını, hangi materyalleri kullandığını. daha sonra yayınla diyor burada. Siz bunları silmeniz gerekecek tabii. Evet. Böyle alt üst Silerim hiç problem değil. Hiç problem değil benim. yayınla dediğinde şu Yayınlar. aşağıda tıkladığında ona kolay bir şekilde artık ürün adı gerekli. Ürün adı, evet. Tabii burada şimdi aynen boşluklar var. Fiyatı gerekiyor bir de. Yayınla. Yayınla dediğinde Tamam. artık o ürün girmiş olacak. Kategoride. Kategorisinde yer alacak ve yayınlanacak. Bu Evet. Hepsi tam olsun istiyoruz. O yüzden. sipariş Buradan siparişleri görebiliyor. takip edebiliyor. Çok güzel. Ürüne ilişkin yorumları buradan görebilir. Yorumlar varsa evet yorumları oradan görüyor. Takip. Takipçileri var mı mağazaları takip etmeleri için? Çok güzel. Her şeyi dört dörtlük hazırlanmış Böyle gibi. güzel bir panel. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin beğenmeniz daha da mutlu etti beni. Tülay Hanım. Sağ olun. İyi. Peki şimdi şunu soracağım. Diyelim ki ben hiç anlamıyorum. Buyurun. Yani gerçekten nereye ne tıklayacağımı bilmeyen biriyim diyelim ki sizi telefonla Hı. ulaşabiliyor muyum? Sizden teknik destek alabiliyor muyum? Yani diyelim ki ben
Tabii ki de. Ne yapıyorum? Çok güzel bebek kıyafetleri elde yapıyorum diyelim. Ama bunları nasıl fotoğraflayacağım? Tabii ki. De, nasıl yükleyeceğim? Ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Böyle destek oluyor musunuz hiç bilmeyenlere? Tabii ki de, tabii ki de hemen mağazasını açıyoruz, ürünlerini yüklüyoruz. Şimdi 65-70 yaşında bile mağazamız var, üreticimiz var bizim. hatta evet, emekli olmuş, el yapım maskeler yapmaya başlamış. Diyor ben bilemeyeceğim ama şimdi nasıl koyacağım Zeynep Hanım dedim, hiç problem değil. Hemen mağazasını açtık, ürünlerini yüklüyoruz. Hep desteğiz, hiç problem değil. WhatsApp hattımız var Tülay Hanım. Normal sabit 850 numaramız var. Mail adreslerimiz var. Diledikleri zaman bizlere ulaşabilir. Evet, orada iletişim bilgilerinde her şeyi yazdık. Burada bulabilirler değil mi? Bulabilirler bizi. Aynen. İstedikleri zaman ulaşabilirler. Şimdi Instagram tabii ki bu konuda çok önde, çok ileri durumda. O yüzden de hemen Instagram. Evet, Instagram değil mi? Sizi takip etmiyormuşuz. Hemen bu arada takip edelim. İştekadınlar.com olarak. Instagram. Sağ olun. Teşekkür ederim. O ürünlerin tanıtımlarını da yapıyorsunuz. Mağazanın paylaşım yeri. Instagram hesabında böylece. Evet. Hürriyet'te sizinle yapılmış haber de var. Instagram üzerinden de evet, Hürriyet gazetesinde, Hürriyet Ege'de Mete Bey'in yaptığı bir röportajdı. Güzel geçti o da. Çok güzel. 6 gün önce yayınlanmış, bir hafta önce. Evet evet, yeni. Yeni oldu da. Geçen pazar Ekim'de. Çok sevindim. Bu şekilde ürünleri de hem Instagram hesabından hem Facebook'tan hem de diğer aynen kanallardan yayınlıyorsunuz. Ne kadar güzel. Yayınlıyoruz. Ekstradan bunların tanıtımlarını gerçekleştiriyorsunuz bu şekilde. Tabii evet, bu güzel ürünleri herkese göstermiş oluyoruz. Tabii bunun dedik hiçbir ücreti yok, bir mağaza açma ücreti yok, ürün yükleme ücreti yok. Sadece satış başına %15 komisyon kesiyoruz Tülay Hanım. Bu da giderlerimiz olduğu için. %15 yüksek değil mi? Ben de böyle şey gibi alıcı tarafındaymışım gibi ya, pazarlık %15. Ya inanır mısın? 100 liraya bir ürün sattım yani, bu sırasını size mi vereceğim? Evet öyle oluyor. Çünkü inanın ya, şu anda piyasadaki aslında en düşük komisyonla çalışan biziz. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani şimdi akıllara gelebilir %15 çok mudur az mıdır diye de. O yüzden söylüyorum şimdi. Yok yok, olsun, hiç problem değil. Elbette bir hizmet. %30'larla çalışıyorlar normalde. %30'lar, %40'lar var piyasada. Biz makul olanda tutmaya çalıştım ben. Yani anca karşılıyor bazı şeyleri Tülay Hanım. Ben de şimdi %30'lar varken %15 siz yarı yarıya komisyonda indirim yapmışsınız. İyi geliyor. Tabii bu çok önemli. Evet, üreticimize de iyi geliyor bu. Tabii şimdi onlar için bir alan. Üreticimiz olur. De evet. Tabii tabii. Peki şimdi ilgi nasıl? Satışlar nasıl? Evet 650 mağaza var. Acaba ilgi satış yapılıyor mu? Başladı mı? Ne durumda? Evet, satışlarımız şu an güzel gidiyor. Bir sene önce olduğu için biraz tedirginlik var müşterilerimizde. Daha yeni kurulmuşsunuz, hani ürünler nasıl? Biraz böyle insanların bir aşaması oluyor, tanıma aşaması. Şimdi biz bir senede aslında kendimizi tanıttık sizler sayesinde. Şimdi artık bundan sonra satışlarımız tabii daha da artacak. Ben buna inanıyorum. Çünkü reklam çıkmaya başlıyoruz artık. Dediğim gibi 5000 lira sermaye ile kurulduğu için ilk hemen reklamlar çıkılmadı. İlk Zeos'un oturmasıydı, biraz tanıtımıydı. Şimdi ama bu seneden sonra satışlarımız daha da artacak. Yine hiç satış yok değil, tabii ki var. Ama bu önümüzdeki seneler daha iyi olacak. Özellikle bu 2021'de daha iyi olacağını düşünüyorum inşallah. Elbette olacaktır eminim. Peki şimdi biraz da tavsiyede bulunur musun? Hani bir şeyler yapmak istiyordur ama ne yapacağını bilmeyenler de olabilir. Ne tür ürünler yaparlarsa ilgi olur? Hani genel olarak e-ticaret sitelerini takip ediyorsunuzdur. Hani ne tür ürünler çok satıyor, evet. Nasıl olursa satıyor. Neler tavsiye edersin bu alanda, evet. El işi yapıp bir şeyler satmak isteyen kadınlar için?
Tabii. Öncelikle el emeği gerçekten çok değerli. Bir bayan ona tüm sevgisini katıyor o ürün yaparken. Pardon, bir parantez açacağım. Çok affedersin. Tabii. Biz dili değiştirmeye Tabii. çalışıyoruz. Diyelim ki şöyle bir cümle kurmuyoruz. Bir bay için çalışma hayatında bir takım sorunlar olabilir. Veya şöyle demiyoruz. Bir bay geldi, öbür tarafta gitti, diğer bay da geldi. Baylar şöyle yapıyor, baylar böyle yapıyor demiyoruz. O yüzden de Evet. bir bayan için şöyle olmalı. Bayanlar geldi, bayanlar gitti demiyoruz. Aha. Çünkü nasıl bay demiyorsak bayan Evet. demiyoruz. Onun cinsiyeti var, kadın ve bir kadın için el işi, emeği hakikaten Tabii kıymetli ki de. diye cümlelerimizi kurmak Kıymetli, istiyorum. değerli. Tabii ki de. Tabii ki de. Bir kadın için her zaman el emeği yapmak çok önemli, değerli. Ve o el emeği ürünü yaparken hem aile bütçesine katkıda bulunuyor, hem çocuklarını okutmaya çalışıyor, hem kendini geliştirmeye çalışıyor. Ve o ürünü yapma aşaması gerçekten çok zor Tülay Hanım. Bir 4 saat, 5 saat, bazen bir ürün 4-5 gün sürüyor. Mağazalarımız, üreticilerimiz sağ olsunlar bu konuda çok güzel destekler bize. Çünkü mesela müşterilerimiz hep güzel yorumlar yapıyor. Çünkü çok güzel ürünler geldiğini söylüyorlar. Paketlerin çok güzel olduğunu, ürünlerin çok titizlikle yapıldığını. O yüzden ben çok şanslıyım. Onlara sadece söyleyeceğim şu bayanlara, titiz olunduktan sonra, dikkatli davranıldıktan sonra, gerçekten severek o el emeği ürünü yaptıktan sonra satılmayacak diye bir şey yok. Çünkü o enerjisi geçiyor zaten o ürünün. Ben tek tavsiyem güzel, böyle titiz, dikkatli, severek yaptıkları zaman hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. Yeter ki istedikleri hoşlarına giden bir şeyi yapsınlar. Fark yarattıktan sonra her şey olur. Evet, aynen öyle. Peki şimdi Aynen öyle. siteyi kurmak kolay değil. Hani bilinmiyor vesaire ama genel olarak yaşadığımız bir sorun var. Kadın olmaktan kaynaklı girişimcilikte erkeklerden bir adım hatta belki 10 adım gerideyiz. Yani şöyle örneklemek gerekirse Evet, doğru. 100 tane girişimci erkek varsa bunlardan sadece 10 tanesi ya da işte 100 erkeğe karşı 10 tane kadın girişimci var. Yani aramızdaki uçurum Doğru. denebilir. Bu yüzden de kadın girişimcilerin artması Doğru. gerekiyor. Ama artarken de maalesef sorunlar da yaşanıyor. Bir kadın girişimci olarak hem Doğru. kendi deneyiminden hem çevrende gördüklerinden neler yaşıyor kadın girişimciler? Hangi sorunları yaşıyorlar? Ve bunları nasıl aşabilirler sence? Tabii. Öncelikle kadın girişimciler maddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Düşük sermaye ile iş kurmak inanın gerçekten zor. Ve bir girişimin gelir getirme aşaması çok uzun sürüyor. Yıllar boyu sürebiliyor. O yüzden bu süreçte de geliri olmayan bir girişimin sonuç getirmesi hemen hemen imkansız. Ya genellikle en büyük sorun bence biraz maddi. Daha sonrası sosyal çevrenin dar olması biraz daha bayanlarda, kadınlarda. O yüzden onların ürünlerini pazarlama konusunda büyük sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Bu arada gerçekten çok heyecanlıyım. Normalde ben kadın, genellikle kadın kelimesini kullanıyorum. Ama inanın o kadar heyecanlıyım ki o yüzden. Lütfen yani yanlış anlaşılmasın. Çünkü ben de bu konuda çok titizim, çok dikkatliyim. Yani heyecandan ne dediğimde bazen bilmiyorum, kusura bakmayın lütfen. Beraber bir dönüşümün içindeyiz. Yani bizatihi Evet. kendi zihinsel dönüşümümüzü yaşıyoruz. Yani bu hemen olacak bir şey değil. Sihirli değnekle vurduk gibi. Değil mi? Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapmamız gerekenler var. Bunun farkında olup ona göre davrandığımız zaman zamanla her şey gelişiyor. Heyecanının da çok güzel çünkü çok güzel bir iş yapıyorsun. Çok önemli bir iş Sağ yapıyorsun. olun. Çok Şeyleri teşekkür ederim. açıyorsun Sağ bu olun. arada. O yüzden heyecanla biz de ortak oluyoruz, merak etme. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir de ben şunu söyleyeceğim. Bu dünya piyasalarının tersine ülkemizde el emeğinin fabrikasyon ürünlerden daha uygun fiyatlı olması yönünde bir yargı var. Aslında öyle değil çünkü el emeği bir ürün hem kişiye özel yapılıyor hem
hem de çok uzun sürede üretiliyor. Bir an önce bu algının değişmesini umut ediyorum. Şimdi bazı müşterilerimiz çok pahalı ürünler var. Neden böyle? İnanın görseler bence onun yapım aşamasını az bile diyebilirler. Bunun da inşallah bu yargımız da ülkemizde yıkılacaktır diye umuyorum. Peki kadın girişimciler karşılaştıkları sorunları nasıl aşabilirler? Hani para sorunu var, bilgi erişimde sorun var, pazarlama konusunda sorun var. Çünkü bilinmeyen bir alan, bilinmezlikler içinde kadın nasıl adım atacak, nasıl cesaret Doğru. edecek ve bunları sizce nasıl aşabilir bu engelleri? Öncelikle aileden destek. O en güzel. Böyle birileri yanınızda destek olduğu zaman yapabilirsin, bu girişimi halledebilirsin diye bir destek olunduğu zaman insan bir güçleniyor, motive oluyor. O yüzden kadın girişimci korkmamalı. Param çok az, sermayem çok az. Hayır, istenildikten sonra her şey oluyor. Ben gece sabaha kadar çalışmışımdır bu 650 mağaza için. Mutluyum, iyi ki de çalıştım, daha da devam ediyorum. Benim için çünkü sayı az, daha da fazla, daha çok kadına ulaşabileyim. Hiçbir kadın girişimci korkmasın, korkacak hiçbir şey yok. Önemli olan istemek, inanmak ve çok çalışmak ve başarmak. Bunları diyebilirim sadece. Tabii şöyle bir şey geldi. Şimdi hiç parası olmayan, hiç sermayesi olmayan, senin gibi 5.000 lirayı dahi bulamayan kadınlar var. Var, doğru. Onlar için tavsiyen ne olur? Evet. Ya inanın bu soruyu. Ne diyeyim? Araştırıp hibeler var. Hibe var, destekler var. Çok güzel, KOSGEB'den çok güzel destek alabilirler. Güzel mesela bankaların verdiği geri ödemeli Onlar krediler var. uygun olmuyorlar maalesef. Çünkü Olmuyor. KOSGEB'den yararlanabilmek için önce parayı harcamanız gerekiyor. Aa, evet doğru. Doğru. Faydalanabilmek için de yine para harcamanız gerekiyor ki o çektiğiniz krediyi bir şekilde ödeyebilirsiniz. Senin siten var, söylemedin. Zeus Store var, bir şeyler yapıp satmak. Para kazanmak. Evet doğru. Maliyet. Doğru evet. Maliyet senin site. Doğru evet doğru. Doğru söylüyorsunuz. Evet Zeus Store'a girip mağaza açıp bize ürünlerini sergileyebilirler. En basitinden bu. Tabii el işi değil de başka şeyler yapmak isteyenler de elbette sonuna kadar interneti, sosyal medyayı kullanabilirler. Bunu buradan söyleyelim. Çünkü Tabii ki de. bir hizmet veriyorlardır ya da başka bir şey yapıp satmak istiyordur ama sermaye yoktur. En azından yapanlar var biliyorum. Mutfak masrafını kısıyor, kuaför masrafını kısıyor, Değil mi? başka Değil şeyi mi? kısıyor. Oraya 1 lira, 2 lira parasını koyuyor ve onunla bir şeyler yapabiliyorlar. Hani yeter ki istesinler. Yapabilir, doğru. Pazarda bir kadına rastlamıştım. Parmak arası terlikler yapıp hazır terliklerin üstüne parmak arasının o parmak arasına gelen kısmını taşlarla döşeyip pazarda satıyordu. İnanamadım yani Ne sen güzel. yaptın diye. Dedi ki mutfak masrafımı kıstım. Yani boğazından Ya, gerekirse görüyor musunuz? sermayesini 200 lira, 300 lirayla çıkarıyor. Gidiyor Mahmut Paşa'dan alıyor taşları, alıyor terlikleri, yapıyor Üstüne şey yapıyor. pazarda satıyor. Yani yeter ki isteyin, Ne güzel. Evet. hep söylüyorum, isteyin. İnternette bir dolu bilgi var. O bilgilerden biri de işte Zeos Store. Hani bu Evet. faydalanarak bir şekilde Her zaman. sonra yapabilirsiniz diyorum. Tabii her zaman bekleriz tüm üreticilerimizi, tasarımcılarımızı, herkese kapımız açık. Çok güzel bir söyleşiydi benim için. Çok Benim için de öyle Tülay Hanım. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Kendimi anlatabilme, Zeo Story hikayemi anlatabilme imkanı buldum sizlerde. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. biz de teşekkür ediyoruz. Bir dahaki röportajımızı 1 milyon mağazayla birlikte yapalım. İnşallah, inşallah. O zaman güzel böyle ofisimizde yapalım. Eminim bir kutlama şeklinde yaparız. Çok 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 güzel bir alan bu. Devamı gelir. Çok da katılım olursa pek çok kadın da bu sayede gelir elde etme şansına sahip olur diye umalım. Dileyelim. Var mı bir son mesajınız?
Dondu galiba. Şimdi geldi. Tamam. Evet. Son bir mesajınız varsa o mesajınızla bitirelim kadınlara yönelik. Tabii ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Biz kadınlara böyle güzel fırsatlar sunduğunuz için, işte kadınlar platformunda kurduğunuz için çok büyük desteksiniz bizlere, kadın girişimcilere. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. El emeği üreten herkesi bekliyoruz Leostar'a. Dilediğiniz zaman hepimize kapımız sonsuza kadar açık. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşça kalın.